Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Çolakoğlu Nakliyat'tayız. Çolakoğlu Nakliyat'ın 3. kuşak ortağı Fuat Çolakoğlu ile beraberiz. Hoş geldin Fuat Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Fuat Çolakoğlu ile daha önceden evden eve nakliyatla alakalı çekmiş olduğum video üzerinden tanıştık. Benim sektörümle alakalı yaşamış olduğum problemleri anlatmıştım. Fuat Bey de hem kendi sektöründe yaşadığı problemler üzerine durdu, hem de bizim yaşadığımız problemler üzerine bana güzel bir nevi nasihatlerde bulundu diyebilirim. Bu videoyu da şundan dolayı çekiyoruz. Evden eve nakliyat sektörü neredeydi, nereye gidiyor? Çünkü Fuat Bey 3. kuşak ortağı. Sanırım dedenden geliyor değil mi? Tabii. 1959 senesinde başlıyor bizim serüven. Şişli Bomanti'de başlıyor. Ufak çaplı tabii kamyonet tarzı nakliyeyle girişim gerçekleşiyor ve sonrasında akabinde çocuklar yani oğullarıyla beraber müşterilerin talepleri doğrultusunda da büyüme yönü alıyor. Ben de işte nereden nereye geldi ve hani son kullanıcının, son yani vatandaşın evden eve nakliyatta bir şey ihtiyacı olduğu zaman ne yapması gerekiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor, hangi aşamalar var, bunların üzerine duracağız ve en sonunda da yine teknolojiyle alakalı değineceğiz. Evden eve nakliyat sektörü teknolojiyle nereye geldi, internetle birlikte neler yapılıyor, neleri biliyorlar. Hani evden eve nakliyat deyince ilk de insanın aklına çok şey gelmiyor, internette çok aşina olacakları gelmiyor. Ama aslında öyle mi değil mi, bütün bu detayları bu videomuzda konuşacağız. Evet Fuat Bey, şimdi siz 3. kuşak ortaksınız. Öncelikle nereden nereye geldiniz? Birazcık bunlara değinelim. Nereden nereye geldik konusunda bayağı bir yerlere geldik yani. Yıllar geçti, yarım asır geçmiş çünkü. Bomanti'de diyordunuz herhalde. Şişli Bomanti'de kuruldu bizim firmamız. Tabii o zamanlar şahıs firmasıydı. 1980'lerde limited şirketine geçildi. Babadan oğula mantığı hala devam ediyor. Biz de babamızdan devraldık. Yaklaşık bir 22-23 sene oluyor. Biz de gelecek olan nesillere, yani biz kaptanlık yapıyoruz. Gelecek olan nesillere de biz de devredeceğiz. Evet. Peki yani şu anda babanız ilgileniyor mu? Yok. Yaklaşık 23 sene oldu babamızın bu kadar. Emeklilik hayatı yaşıyorlar. Yani hayattalar. Biz iki kardeş bu işi yapıyoruz. Bizden sonraki nesile ne bırakacağız konusunda da çok şüpheliyiz yani açıkçası. Hani çok böyle aman aman bir iç açıcı bir ortam yok zaten. Evet. Herkes aşikar bu duruma. Bakalım artık ne bırakacağız ona geçiriz yani. Belki de kapatacağız gideceğiz bilmiyoruz. Ya sonuçta toplamda kaç yıl oldu? 61. yıldayız şu an. Yani tam 61 yıl oldu. İşte bunun 20 senesini biz götürdük. 20 senesini babamız götürdü. Diğer geri kalan kısmında zaten rahmetli dedemiz Mustafa Çolakoğlu götürdü. Allah'a emanet. Sektör aslında sektör de denmiyor yani. Bu hizmet hizmet sektörü. Yani hizmet sektörünün içine giren açılımı da evden eve nakliyat olarak kabul edilen bir sektör ama çok böyle aman aman kriterler aranmıyor. Yani paran ne kadarsa cebindeki ücret ne kadar çıkacaksa ona göre bir nakliye yaptırabiliyorsun kendine. Evet. Yani bir köşe başından nakliyeci ya da bir kamyonet tutabiliyorsun. Hani abiyane tabirle kahve köşesinden iki tane adam alayım. İşte gideyim evimi taşıyayım mantığıyla gidiyorsan, eşyana değer vermiyorsan, çizilip kırılması ya da ne bileyim dökülmesi, hasar alması çok önemli değilse atıyorum 500 liraya da taşıtabiliyorsun eşyana ama çok böyle aman aman değer vereyim. Yani ben bu işin altından kalkamayacağım. Bunu profesyonel anlamda bir firmayla çalışayım diyorsan o da tabii kriterler doğrultusunda birazcık çıkıyor fiyatlar ortaya ama bugün günümüz şartlarında reali yakalamak biraz zor. Evet. Hele ki bu sosyal ağda, internet ağında biraz çok zor yani. İyi araştırmak lazım. Peki şey yani ben geldim işte evde ve nakliyat hizmetine ihtiyacım var. Yani ilk etapta ne yapmam lazım? Şimdi internetten bakıyorsun. Google'a reklam vermiş adam. Hemen şak arıyorsun. Teklif alıyorsun. Ya da adam diyor ki bir saniye bekle diyor. Sonra sana teklif veriyor. Sonra nakliyat firması geliyor bambaşka birisi. Süreç hani, nasıl işliyor? Bunlarda ne yapmak lazım? Ya birazcık hani şöyle bu şimdi, işin içinde olarak. Bunlardan geçimini sağlayan, rant sağlayan
sosyalde çok firma görünümlü, taşeron firma diyoruz biz çünkü işte, hatta isim vermeyeyim, bir tane internet sitesi var benim, işte elma.com diyeyim, siz anlarsınız. 7000 küsur tane evden eve nakliye firması sizden teklif bekliyor diyor. Ya İstanbul'daki evden eve nakliye yapan kurumsal, gerçekten bu işi layıkıyla yapan 350'ye yakın K3 belgeli evden eve firması var. Bu 7000 kişi nerede? Kahve köşesinde oturan, işte sizde bizde çalışmış, ya bu işi ben niye kendim yapmıyorum deyip kaydolan, oraya komisyon dahil, komisyon vererek iş alabilen, tamam işi aldın, komisyonunu verdin, işi aldın, herhangi bir zayiat anında karşında firma yok. Evet. Bir şahıs var, o da artık sizinle arasındaki diyalog doğrultusunda zayi olan kısmını alabilecek misin, alamayacak mısın, ya da abi yani tabi lanet olsun çık git evimden mi diyeceksin, bunlara bakmak lazım. K3 belgesi nedir? K3 belgesi Türkiye çapında evden eve nakliye firmalarına verilen bir belge. Yani kriterler doğrultusunda. Kriterleri tamamlıyorsunuz. İşte tonajı, araç sayısı, işte ya da personel sayısı falan filan vesaire. Bunları tamamladıktan sonra size devletin vermiş olduğu bir belge. Ustalık belgesi gibi düşünün yani. Vergi levhası değil de, vergi levhası çok başka bir şey. Ustalık belgesi gibi bir şey. Bunu herkes alabiliyor mu? Alamıyor. Alamadığı zaman da ne yapıyor? Şahıs olan tekil kişiler gidiyor. Akrabasının üstüne olan bir yere kaydını yapıyor. Aracını işte oraya monte etmeye çalışıyor. Yani çok kapsamlı baktığınız zaman iş çok illegal gidiyor. Hep illegal gidiyor. Yani legal giden çok az sayıda firma var. Türkiye çapından bahsedeyim, İstanbul'dan bahsedeyim. Çok az var. Yani elle sayılır, hatırı sayılır insanlar var. Ya da firmalar var. Türkiye çapında marka olmuş Tuzcuoğlu mesela, ya da Hayrioğlu ya da Çolakoğlu, dediğim gibi bunlarda legallik arayabilirsin, realite arayabilirsin, ama geri kalan kısımlarda biraz zor. Çünkü derme çatma bir araç, üstüne hadi battaniye koyalım, gidelim eşyayı yapalım, tutma adam ne kadar sağlıklı olabilir ki? Her iki günümüz şartlarında Suriyelisi, yabancı uyruklu ya da başka bir uyruktan insanı çalıştırmak da mümkün. Evet. Evine alacağın kişi de çok önemli. Yani burada senin hiç kimsenin girmediği, evet, kimseyi müsaade etmediğin bir namahrem olan bir yatak odasına yabancı birisini sokuyorsun. Ne yapabilir? Düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bu konularda ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ya şimdi biz bu konularda ne gibi önlemler alıyoruz? Biz bir kere yabancı uyruklu eleman çalıştırmıyoruz. Çalıştığımız elemanlar SSK'lı, kendi bünyemizde çalışan elemanlar. Çok fazla eleman gerektirdiğinde, dışarıdan takviye aldığımız zaman da günlük sigortayla çalıştırmak istiyoruz. Şirket adına bütün her şeyimiz kayıtlı. Faturalı iş yapıyoruz. Ondan sonra yazılı sözleşmeli yürüyoruz. Yani tatmin edebilecek ne varsa envanter elimizde, biz onları sunabiliyoruz. Sürece bakmak lazım. Bir de süreç konusu var. O kısmı atlamayalım istersen. O kısmı da konuşalım. Evet. Süreç kısmı şöyle. Talep istiyorsun. Ben evden eve nakliye taşınacağım. Evim var, taşınmak istiyorum gibi. Atıyorum Mecidiyeköy'den Şişli'ye taşınacağım. Süreç nasıl işliyor konusunda? İlk önce keşif. Ne tür bir araçla bu işi yaparız? Ne tür bir personelle bu işi gerçekleştiririz? Ya da ne tür bir envanter malzeme kullanılır bu işte? Bunların keşfi yapılması şart. Yapılmıyorsa sonrasında çıkabilecek işte, ya 1500 dediniz, eve geldiniz 3000 istiyorsunuz muhabbeti çıkıyor. Evet. Bunu yaşamamak istiyorlarsa süreci böyle işletmeliler. Yani siz önce keşfe çıkıyorsunuz. Keşif ondan sonra yapıyoruz. Sonrasında bir rakam söylüyoruz. İşte kabul olur ya da antrak kalınırsa rezervasyon yapılıyor. O tarihte de zaten hizmet sunuluyor. Hizmette nasıl olabilir? İşte atıyorum mesafesi, yürüme mesafesi olabilir. Ya da atıyorum asansör kurulumu ihtiyaç duyulabilir. Bu tip şeyleri zaten o keşifte notlarını alıyorsun. Durum bu. Peki şimdi ben geldim. Bu hizmete ihtiyacım var. Bir firma buldum. Bu firmaya güvenebilir miyim, güvenemez miyim? İnternetteki yorumlara güvenemiyorsun. Yani fake yorumlar da olabiliyor zaman zaman. Ne yapmam lazım? K3 belge var mı diye sorayım mı mesela? Hani? Yani K3 belgesi var mı diye sormak da çok şey olur. Hani, aldatıcı olur. Çok tatminkar olmaz yani. Burada biz her zaman söylüyoruz, tavsiyeyle gidilen firmalar her zaman daha sağlıklı. Yani tavsiyeyle geldi ya da yıllarını vermiş, marka olmuş haline gelen firmalar. Bunlara bakmak lazım.
Benim en çok önem arz ettiğim mevzulardan bir tanesi de Google'da böyle evden nakliyat yazıyorsun, ilk çıkanı arıyorsun ama ya bu birinci sayfadaysa kesin iyidir mantığı asla kabul etmiyorum ben. Bence ikinci, üçüncü, dördüncü hatta beşinci sayfalara kadar gidilmesi ve çok iyi araştırılması ya da bir formlardan ya da bir ekşi sözlükten olabilir. Bunları okumak lazım. İyi yorumları okumak lazım. İyi araştırmak lazım. Çok güvenmem lazım diyorsan bir ticaret sicilden kaydıran ya da bir envanter istemen, firmayı ziyaret etmek. Ben bunlara çok önem veriyorum. Yani firmayı ziyaret etsinler. Gitsinler. Yani çünkü internette adam Şişli'de işte ofisim var işte. Bakıyorsun o da açmış. Şişli bana çok yakın. Ben taşıttırayım diyor. Şişli'de öyle bir firma yok yani. Evet. Yani öyle bir yer yok. Yani konum aldatıcı bir konum. Öyle bir yer yok. Adamın telefonu yani sabit olan telefon cep telefonuna yönlü. Firmayı arıyorsunuz. Nakliyat firma değil zaten şahıs üstüne kayıtlı. Bir plakalı araç geliyor. O araç başka tutma bir araç. Hep böyle kiralıklarla tutma, derme çatma, toplamayla yapılan bir hizmet alacaksın. Yani bunu yani şimdi biraz önce de bahsettim. Evine gelen kişilerin ne şekilde olduğu, ne kadar güvenilir olduğu çok önemli. Evet. Çünkü evini teslim ediyorsun. Yani evindeki eşyayı bırakıyorsun ona. Bilmiyorum yani iyi araştırmak lazım. Çok iyi araştırmak lazım. İyi bakmak lazım ki bu sosyal yani Google olsun ya da bir arama motorundan arattırdığınız zaman çıkacak olan sayfaların yani Türkiye'de yaşıyoruz ve com.tr olduğuna dikkat etmek lazım. Yani com çok basit alınan bir domain. Yani 10 liraya alırsın ama şirket olduğu zaman Ankara'dan ODTÜ'den alıyorsun. Belirli belgeler istiyor. Bu belgeleri tamamlamak önemli. Gibi gibi. ODTÜ de bu arada BTK'ya devretmiş. Öyle mi? BTK'ya devretmiş. Evet. Bilmiyorum. Bir 5-6 ayda herhalde sonuçlanır. Tamamen devreden diye düşünüyorum. İnşallah iyi sonuçlar alırız ya. İnşallah. Ben geçen geldiğimde ofisiniz ziyarete. Evet. Abiniz de burada oturuyordu. Hı. Keza siz de hani buradasınız hep. Abiniz şey dedi işte baktım SEO ile ilgileniyordu. İşte kursa gideceğim falan dedi. Siz Instagram'dan sürekli takip ediyorsunuz. Aktif bir hesabınız var. Evet. Ben şimdi böyle bir şaşırdım açıkçası. Yani dedim evden eve nakliyatçı ama teknoloji yani evden eve nakliyatçı ama hani teknolojiyle falan bayağı iç içesiniz. Yani en azından öğrenmeye de çalışıyorsunuz, geliştirmeye de çalışıyorsunuz. Ya şöyle söyleyeyim, talep hep talep doğrultusunda gidiyor. Eskiden telefon rehberleri vardı, açardık, işte Ahmet, Mehmet diye aratırdık. Evet. Şimdi teknoloji artık bir tık elimizde oldu. Çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Merak ettiğimiz bir şey hemen anında bakabiliyoruz. O sebeple internet bizim için çok önemli. Tabii ki sosyal ağ, Google ya da SEO çalışması biz kendimiz yapıyoruz bu arada. Bunlar... Buraya yönelmemizdeki sebebiyet de zaten bu. Yani kendi reklamını kendin yap gibi oluyor. Biraz da açabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Sosyal medya, Google reklamları var mı? İşte Google reklamlarımız, biz Google reklam yapmıyoruz. Çünkü reklama ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz biz. Biraz şey oldu, mütevazı olmadı bu konuda, kusura bakma. Sosyal medya, Instagram, YouTube, Twitter bu gibi ağlardan kendimizin yaptığı işleri paylaşıyoruz. Asla yapmadığımız ya da resmin ya da bir karakterin bizim olmayan hiçbir şeyi paylaşmıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz paylaşımları yapıyoruz. Örnek işte bir müşterimize mutluluk pozu alabiliyoruz ya da yorum alabiliyoruz gibi. Bunları biz kendimiz yapıyoruz. Mesela şeyler de güzel, fikirler de güzel mesela. Hani şöyle bir şey var. Şunu göstereyim. Nakliyat işini yaptırdıklarınız şöyle bir karton mu bunlar? Şöyle bir karton bastırdım. Evet. Müşteriler bununla beraber fotoğraf çektiriyor. Şu arkamızda da şurada da gördüğünüz fotoğraflar aynı şekilde. Evet. Mutlu aile tablosu. Sonu mutluluk. Bu anlamda da güzel içerikler paylaştığınızı düşünüyorum. Ya onlar hep yaratıcılıkla alakalı. Biz her zaman söylüyoruz. Yani İstanbul piyasasında biz evden eve de çok ağırlığımız olan bir firmayız. İlklerin de sahibiyiz. Çoğu ilk malzeme olsun, envanter olsun. İşte araçlardaki donanım olsun. Bunların ilkleriyiz. Rahmetli dedemiz, işte şu anki hayatta olan nacizane babamız. Bunlar hep ilkleri yapmış insanlar. En eski arabanız? En eski arabamız 1955 model Willys Jeep. İlk rahmetli dedemizin kullandığı. Hatta o aracın direksiyonu da burada durmuş. Evet, şurada da bir direksiyon var. Ben onu da şöyle alayım.
şöyle bir direksiyon da var arkadaşlar. Biraz revize ettik onu, başka bir şeyler yaptık falan gibi. Evet evet, biraz revize ettik. Bunu şimdi ettik. Sanırım aksesuar olarak kullanacağız biz. Tabii. Tabii öyle. Hatırası büyük bizde. Biz evet. Öyle şeylere çok önem veriyoruz. Konuşuyorken şunun farkına vardım ben. Evet, hatta buraya gelirken Google'a girdim. Çolakoğlu nakliyat yazdım. Başka Çolakoğlu'ları falan da çıktı. Evet. Siz de web sitenizde özellikle taklitlerimizden kaçının şeklinde bir şeyler yazmışsınız. Nedir bu taklit mevzusu? Neden insanlar sizi taklit ediyor? Hani Albert Einstein'ın bir sözü var, takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsındır diye. Biz başarmışız ki taklit ediliyoruz. Bugün çok giyim markası ya da bir başka bir sektördeki markaların birçok taklitleri var. Evet. Bizim de var, bundan biz de mağduruz. İşte dediğim gibi az önce bahsettim, işte çok cüzi rakamlara bir kom alıp içine doldurup ben de bu sektördeyim deyip yapan insanlar çok. Yani markayı kullanarak bir yerlere gelmeleri aslında buradaki hedef tamamen yontmak. Hani ya ben bunun üstünden gideyim ama karından elde edeyim. Zararı zaten zarar. Ben yapmıyorum ki işte orijinali orada belki ondan alırsın. Benimle bir alakası yok. Benim hiçbir evramda Çolakoğlu geçmiyor falan gibi oluyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Başlarına yeni, eski ya da Mehmet, Ahmet koyarak Öz Çolakoğlu. Bir de işte akrabayız deyip yapanlar. Bir de bu sektörün %95'i doğulların elinde. Biz Karadenizliyiz. Evet. Biz her zaman diyoruz ki biz tabii burada memleket ayrımı yapmıyoruz. Hepimiz aynı kelimin deseniyiz, evet. Ama dikkat etmelerinde fayda var. Çünkü bizim soy ismimiz Çolakoğlu. Yani biz Çolakoğlu nakliyatı. Fuat Çolakoğlu'yum ben ve bizim soy ismimiz bu halde gelmiş ve biz bunu şirket olarak 1980'lerde kurmuşuz. Her şey kurulu, belgeli, evraklı, resimlerle evraklı, tarih olarak evraklı. Ben ya da bu fotoğrafları da alacağım sizden bir evet, bu sektörün ağırlığını koymuş firmalara sorduğunuz zaman size zaten gerçeği, sahtesini ya da bir Türkiye Nakliyeciler Derneği'ne sormaları, teyit alın. Ya da işte numaraların kimin üstüne kayıtlı olduğuna dair bir 118-18 bilinmeyen numaralardan arayıp şahıs adına kayıtlı, bizimki şirket adına kayıtlı. Evet. Yani buradan biraz birkaç veri alırlarsa eminim ki emin olacaklardır. Bir telefon mevzusu vardı, onu anlatabilir misin? Bir üçkağıtçılık yapıyorlardı size galiba. Şöyle söyleyeyim, bir müşterimiz aramış. Daha önce zaten bizden hizmet almış. Bize ulaşmak için oraya aramış. Fuat Bey'le görüşeceğim demiş. Şu an yoklar, ben yardımcı olayım demiş. Öyle devam ediyor ama bir arşiv çıkart dese çıkartamaz arşivi. Biz 1982'den beri arşiv tutuyoruz. Taşıdığımız insanların hem telefonları hem ev adresleri hem isim soy isimleri bizde mevcut. Yani o yüzden çok fazla kandıracaklarını tahmin etmiyoruz ki zaten geri dönüşleri alıyoruz biz. Yani şu an onlar mesela reklam veriyorlar. Evet. Kendileri reklam yaptıklarını zannediyorlar ama reklam yapmıyorlar. Biz o yüzden reklam vermiyoruz. Bizim ismimizi yüceltiyorlar, sağ olsunlar. Peki bu dedenizin zamanında bir hatıra falan böyle bir şey var mı? Ya şöyle oluyor, bazen telefonumuz çalıyor. İşte 1900, ben sizinle 1980'de taşındım. İşte 1990'da oğlum taşındı. Şu anda da kızım taşınacak gibi teklifler alıyoruz, talepler alıyoruz. Dedenizi tanıyorum, işte hayatta mı diye soranlar oluyor. Eski başka bir şey yani, evet. Parayla getiremezsiniz yani, o çok başka bir olay oluyor. Bunlar kolay birikmiyor. Böylece de evet. Sahtekarlar çıkıyor işte ortaya, ismimizi evet. Kullanan, markamızı taklit eden. Bu konuda bayağı bir... Çok mağduruz canım, biz 96'dan beri uğraşıyoruz yani, bir sürü senedir uğraşıyoruz. Birini bitiriyorsun biri başlıyor, birini bitiriyorsun biri başlıyor. Sürü gibiler yani. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu videomuzda da evden eve nakliyat sektörünün üzerine değinmiş olduk. Önlem alınması gereken şeyler ve evden eve nakliyat firmasının interneti nasıl kullandığını ve internet üzerinden evden eve nakliyat firmalarına ulaşırken ne gibi problemlerle karşılaşabileceğini ele aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.